Gazze Savaşı nedeniyle Orta Doğu diken üzerinde. Savaşın bütün bölgeye yayılması artık bir ihtimal değil, somut bir gerçek olarak karşımızda duruyor gibi. Zira Ürdün'de bir Amerikan üssü saldırıya uğradı ve 3 Amerikan askeri öldü. Peki neden? Şimdi kime ne mesaj verildi? İşte tüm ayrıntıları konuşacağız. CNN Türk Dış Haberleri editörü Enver Kaptanoğlu bizimle birlikte. Enver, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Meltem, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir haritamız da var efendim. Saldırının yaşandığı bölge hakkında sende çok fazla bilgi var. Bize hem bölgeyi bir de bu saldırının perde arkasını anlatabilir misin? Tabii, hemen önce elimizdeki reel bilgilerle hemen olayı toparlayayım özetle. Bakın, haritada da gösterdiğimiz noktada şöyle biraz yaklaşacak olursam. Tam Ürdün'ün en kuzeydoğu ucunda Suriye ve Irak sınırının birbirine bağlandığı noktada bir Amerikan üssü bulunuyor yıllardır. Özellikle 2015 yılından beri. Amerikan ordusunun resmi açıklamasına göre bu üsse bir dronlu saldırı düzenlendi ve o sırada 350 Amerikan askeri ve personeli bulunuyordu üste ve bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. 34 tane asker yaralandı. Hatta 8 Amerikan askerinin daha ciddi yaraları olduğu ve bu nedenle de Ürdün dışına nakledildiği bilgisi verildi. O askerler nereye götürüldü onu bilmiyoruz. O bilgi paylaşılmadı. Ancak tabii bu şimdi önemli. Ancak saldırı gelen açıklamalar itibariyle Meltem bazı aslında çelişkileri de barındırıyor. Çünkü tamamen olayın yorumlanmasını değiştirecek içerikte. Amerikan ordusu işte tam burada bu Ürdün sınırındaki üssü, yani Rukban üssü, yani Amerikalıların da deyimiyle Kule 22 diye geçen üssü, işte tam da haritada gösterdiğimiz tam burası Kule 22 isimli üste gerçekleştiğini açıkladı. Ancak Ürdün hükümet sözcüsü bunun tam tersi bir açıklama yaptı. Dedi ki hayır, bizim topraklarımızın içindeki Amerikan üssünde değil bu saldırı, tam da sınırın Suriye tarafında, bakın şu beyaz bölgeli kısmın içinde bir Amerikan üssü daha var. Burası Suriye'nin El Tanf bölgesi, tamamen çölün içinde ve 2015 yılından bu yana Amerika'nın kullandığı bir üs, burada gerçekleştiğini söyledi. Şimdi eğer Ürdün hükümet sözcüsünün söylediği gibi saldırı burada gerçekleşirse bunun yorumu daha farklı olur. Burada gerçekleşirse daha farklı olur. Neden? Çünkü neden? Çok güzel. Hemen anlatayım. Elimdeki bilgileri de vererek. Şimdi eğer Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlendiyse bu saldırı, ki bu saldırının Irak tarafından mı yoksa Suriye tarafından mı o bölgeye doğru düzenlendiğini bilmiyoruz henüz. Ama yorumlar Suriye içinden oraya yapıldığına yönelik. Eğer Ürdün içinde düzenlendiyse bu saldırıda Amerikan ordusu dışında Ürdün'e de bir mesaj veriliyor olabilir. Çünkü Amerikan Başkanı İran destekli milis grupları işaret etti, biliyorsunuz. Bir isim zikretmedi. Ki onlar daha çok İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yüzünden Amerikan üslerini bölgede, Irak'ta ve Suriye'de hedef aldıklarını söylüyor. Eğer şimdi Ürdün'ün içinde Amerika'nın ordu açıklamasını kabul edersek tamamen, burada Ürdün'e de dolayısıyla bu İran destekli milis grupların Filistin meselesindeki tavrı yüzünden, gerekli tavrı, beklenen tavrı göstermediği gerekçesiyle Ürdün'e de bir mesaj veriliyor olabilir. Bu arada Amerika saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor. Karşılık vereceğiz dedi. İran'da alakamız yok diyor. Hı hı. Ama hani kim vurdu o zaman, değil mi? Evet, şimdi İran alakamız yok dedi. Resmi olarak bunu açıkladılar. İran'ın alakası olmayabilir. Yani İran devletinin bu saldırıyla resmi olarak alakası olmayabilir. Ancak şunu çok net söyleyebilirim. Hem Irak'ta hem de Suriye'de, işte az önce söylediğim, İran destekli milis grupları var. Peki bunu bu ABD milis grupları, nasıl karşılık verecek Enver? Onu işte bilemiyoruz. Hmm. Ama şuradan devam edeyim ben. Bu milis grupları İran'la danışmadan da böyle bir saldırıyı planlayıp, organize edip yapmış, gerçekleştirmiş olabilir. Yani şimdi İran devrim muhafızlarının, özellikle de Kudüs gücünün Suriye'de çok etkili olduğunu ve
faal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Kudüs gücü üzerinden konuşmak gerekirse, Kudüs gücü İran makamlarına, hükümetine, başbakanına, cumhurbaşkanına birçok operasyonunu bilgi vermeden gerçekleştiriyor zaten. Yani bu birazcık CIA'nin yapısına da benziyor. CIA, Amerikan istihbaratı biliyorsunuz, dış istihbaratı. Amerikan başkanının bilgisi olmadığı birçok operasyonu yürütme yetkisi var CIA'nin. Dolayısıyla Kudüs gücü de aslında bu şekilde kullanılıyor olabilir. Ha, bu saldırıyı Kudüs gücü yaptığı anlamına gelmiyor. Örnek vermek amacıyla söyledim. Ama eğer El Tanf'ın, yani Suriye'nin içindeki bu bölgede gerçekleştiyse saldırı, burada da başka bir şekilde yorumlanabilir. Dolayısıyla Ürdün o zaman tamamen işin içinden çıkar. Yine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden İran ve Amerika'nın sahada kullandıkları aparatlar üzerinden Suriye ve Irak'ta çok rahat birbirlerine karşı manevralar yaptığını, saldırılar düzenlediğini, hamleler yaptığını biliyoruz. O şekilde yorumlanabilir. Onun dışında tabii şöyle bir önemi var. Tabii hala Amerika'nın açıklamasını kabul ediyoruz ve Ürdün'deki üste, El Rukban Kule 22'de olduğunu kabul ediyoruz. Bu tabii Gazze Savaşı'ndan bu yana, yani 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'da Amerikan askerlerinin ölümüyle sonuçlanan ilk saldırı oldu. Aslında daha önce 11 Ocak'ta Yemen açıklarında, Somali yakınlarında silah taşıyan bir gemiye operasyon düzenledi Amerikan Özel Kuvvetleri. O operasyonda iki Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Hatta bunu geçen hafta açıkladı Amerikan Özel Kuvvetleri. Ama onu tabii şey olarak kabul etmiyorlar. Yani bu coğrafya üzerinde gerçekten bir saldırı sonrasında hayatını kaybetmiş Amerikan askerleri olarak ilk kez söylüyorlar. Bakalım ne olacak hakikaten? ABD nasıl bir karşılık verecek? Hepimiz göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Enver Kaptanoğlu'na. Çok detaylıca aktardı. Son bir şey söyleyecektin galiba Enver. Son bir şey söyleyecektim. Şöyle, peki neden şimdi diye sormuştun. Aslında bu önemli bir soru. Tam da biliyorsunuz Amerika'nın Irak'tan askerlerini çekme sinin konuşulduğu bir zamanda gerçekleşti. Ama bu saldırıyla alakalı olmayabilir. Bu resmi olarak Irak'la Amerika'nın arasında yürüttüğü bir saldırı. Ama diğer yandan saldırı dün oldu. Pazar günü Paris'te hemen söyleyeyim, Amerika, İsrail, Katar ve Mısır'ın, hatta CIA, Mossad, Katar ve Mısır istihbarat şeflerinin bir araya geldiği ve Gazze'de yeni bir ateşkes ve rehine takas anlaşmasının görüşmelerinin yapıldığı bir zamana denk geldi. Bununla alakası olmayabilir ama bu tür bilgileri aklımıza tutmakta fayda var. Peki, çok teşekkür ediyoruz Enver Kaptanoğlu'na.